Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ses bilgisi videolarına başlıyoruz ve ilk videomuzda neler var? Hocam ses bilgisini 4 videoda işleyeceğiz. Önce ses oylarını tespit etme ve uygulamalar, burada onun girişini yapacağız. Sonraki videomuzda gençler ünlülerle ilgili ses oyları, sonra ünsüzlerle ilgili ses oyları, sonra bir güzel bir mini testle konumuzu ne yapacağız? Bitireceğiz. Bu videomuzda önce bu ses olayı nedir kardeşim? Biz bunu nasıl tespit ediyoruz? Onu göstereceğim hocam sana. Sonra da uygulamalarımızı yapacağız. Evet hocam, şimdi bak, bir sözcükte ses olayı olup olmadığını tespit etmenin yolu gençler, o sözcüğün köküne ve aldıkları eke dikkat etmekten geçer. Bir önceki de sözcükte yapıyı anlatmıştık, hatırlıyor musun hocam? Ek, kök, yapım eki, çekim eki. Aslında bu konu... Yok, hatırlamıyorum, bunadım. Ama yaş itibariyle bulamış olabilirsin hocam. Yani şimdi oraya baktığımız zaman aslında ses olayı püf noktası budur. Öğrenciler ona dikkat etsinler, ses olayını rahat bir şekilde ne yapabilirler? Tespit edebilirler. Şimdi mesela aşağıdaki sözcüklerde ses olayı olup olmadığını beraber tespit edelim demişiz. Hocam varsa tik atacağım, yoksa çarpı atacağım. Tamam. Burada tabii biz sadece ses olayı var mı yok mu diyeceğiz gençler. Onun ayrıntısını zaten ilerleyen derslerde göreceğiz. Mesela ufkumuzda sözcüğün kökü nedir hocam sence? Ufuk. Ufuk. Aslında burada bir U olması lazımdı değil mi? Düşmüş. Burada o zaman bir ses olayı var mı hocam? Var. Var. Peki çocuğuna sözcüğünün kökü nedir hocam? Çocuk. Çocuk. Çok güzel çocuk dediniz. Bir daha der misiniz? Evet. Çocuk. Evet. Burada K yumuşak K olmuş. Burada bir ses olayı var mı hocam? Var. Süpersin. Gözlerden ses olayı var mı? Yok. Göz. Çünkü göz. Yok, sadece bu arada sadece göze odaklanmayın. Devamında da olabilir. Bak göz. Lerden. Ama değişme düşme falan hiçbir şey yok. O zaman buna çarpımı attım hocam. Azıcık sözcüğüne var mı sence? Var. Azcık demesi gerekiyor. Ya İnternet var gelmiş. Ya işte vural aksan kur. Azıcık. Aradaki ı var. O zaman burada bir ses olayı var mı hocam? Var. Sırrımız var mı? Var. Neden? Sır, rı. İkinci bir r'ye gelmiş. Sırrı. Sır. Sırımız demesi lazımken araya bir tane r'ye girmiş. Burada da ses olayı var. Bana sözcüğüne var mı hocam? Yok diyeceğimi zannediyorsun ama var. Ne? Ben iken ban olmuş. Evet, o zaman bir ses değişikliği var. Burada da bir ses olayı var. Devam edelim hocam. Geçen sene iyi takip etmiş miyim hocam? İyi takip etmişsin. Sütçünün. Burada ses olayı var mı? Sütcü. Süpersin. Süt. Burada bir şey yok tabii ki ama sütcü demesi lazımken sütçü demiş. Ses olayı var. Ufalıyor. Ufalıyor. Ben öyle algılıyorum. Ufalıyor demek gerekiyormuş gibi geliyor ama o da aslında ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi senin dediğin de kafanda bir şey ışık yani. Orada da başka bir şey de oluyor. Ufalamak, ufalıyor. Ufaklamak. Ha, aslında o var ama bir de ufalıyor. Tabii. İki tane birden var. Ben aslında şunu tespit etmeye çalışacaktım ama diğerini de gördüm. Hocam tebrik ederim. Ya var ya, insan böyle zeki bir partnerin olması çok iyi oluyor gençler. Evet. Dökülmüş. Dökmek, dökülmek. Yok bence. Evet. Dökmek, dökülmek, dökülmüş. Var mı ses olayı? Yok. Çarpıya attım gençler. Dikkat. Ruhlara. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh var. Ruhlar. Yok. Gördünüz mü? Bak, buna dikkat edin gençler. İşin püf noktası bu. Lütfen buraya adapte olun. Arıyoruz gene. Evet, burada, neden böyle bir şey var bilmiyorum ama arıyoruz diyesim bunu geliyor. Bunu anlatacağız zaten. Aramak. Burada daralma var. Penceremizde var mı hocam? Pencere. Penceremiz de yok. Süpersin. Yaptılar. Yaptılar. Yok. Yaptı. Ya nihayet hata yaptı. Yaptı demesi lazımken yaptı. Var mı? Evet, var. Var. Saklambaç. Saklambaç kök değil mi zaten? İyi düşün. Kafayı çalıştır Ural. Saklamaktan geliyor. Tamam. Saklabaç mı? Saklambaç. Devamında bunu baç ekinden önce ne olabilir? Mantıken düşün bakayım. Saklabaç. Saklambaçta biz ne yapıyoruz? Saklanıyoruz. Ha. Saklanmaç mı? Ya. Burada ne olması lazım normalde? Saklambaç olması lazımken ne B olmuş. Bunlar aslında ilk etapta düşündüm ama sonra dedim ki neden öyle bir şey olsun? Var. Bunları anlatacağız. Anlatacağız. Sakin. Bende. Hissetmiş. Fazladan S var. Hissetmek. Evet, var. Hissetmek. Gitti. İlerledi. İlerlemek. İlerilemek. Ya, İlerilemek burada iyi olması lazımdı. Burada da ses olayı var. Gördüğün gibi. Şimdi işi biraz zorlaştıralım. Vural Efendi. Şimdi iki tane uygulama yapacağız burada arkadaşlar. Şimdi demişiz ki aşağıdaki cümlede herhangi bir ses olayı görülen sözcüklerin altlarını çiziniz demişiz. Şimdi tek tek okuyacağım. Sen deminki mantıkla varsa var diyeceksin. Tamam hocam? Bir su. Yok. Kemerinin. Kemer. Yok. Yok. Bu arada şurada kemerinin ileride göreceğiz. Bu kaynaştırma ama onu şu anda kabul etmiyoruz. Kemerin. Tamam. O kaynaştırmalar hariç. Onu düşünsün öğrenciler. Üzerinden.
üstten üzeri olabilir mi? Bu şey olur. Çok, yapım ekibi. Anladım. Güzel. Çok arkaik olur ama. Oraya anladım. Girmeyelim hocam. Yoksa tamam. Üstleri, üzeri. Burada mutlaka öyle bir değişiklik vardır ama şu an arkaik her şeye girmeyelim. Geçip geçmek. Bir şey yok. Yok. Şeye değişmemiş. Yok. Evet. Tırmanmaya. Tırmanmak yok. Yok. Yeni burada ye kaynaştırma ama onu şu an kabul etmiyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz olması lazım. Evet, o zaman bunu çizdiğim bir tane bulduk. Devam ediyoruz. Bahçe. Yok. İçinde. Yok. İki. Yok. Katlı. Yok. Evler. Yok. Mozaikler. Mozaik yok. Kaplı. Yok. Duvarlar. Yok. Bitkiler. Bitkiler yok. Dıdıdıdın. Evet, en böyle öğrencinin zorlandığı sözcüklerden birisi hocam. Bitki. Sözcüğün kökü ne olabilir? Bitmek. Evet. Orada aslında bu ek çok karıştı öğrenciler. Aklında bulunsun. Gı, gi, gan, gen eki. Bitki. Çoğunlukla ki, kı, kan, ken oluyor hocam. Bakın gençler burada bitki demesi lazımken bitki oluyor. Burada da ses olayı var. Yani bitki kelimesi aslında bir olayken. Bitki, biten şey. Evet, yerden biten. İşte o mantığı. İşte hocam bak. Onun için zaten biz videolarımıza sözcükte yapıyla başladık. Bak çoğu video dizinde böyle başlamazlar. Biz ne yaptık? Bak kendimi övmek kalemi de son övüyorum ama sözcükte yapıyla başladık. Bu mantıklı onun için başlamıştık hocam. Burada var mı şey? Burada. Evet. Burada. Yok burada deseydi olurdu. Ha, bu tamam. Hiç şekilde yazılabiliyor. Sıkıntı yok. Daha yok. Önce tanımadığım. Tanımak, tanımadıkım olması lazım. Burada da var. Gitti. Meyveleri. Meyva. Yok o yazmış böyle zaten. Keşfettim. Keşif ettim. Evet. Hatta iki tane birden var. Şuna dim olması lazım. Bunu da aldım. Sana. Yok. Sen ya ben bunu da net olarak şunu söylüyorum. Söylüyorum. Ya bunu da aldım. Bu arada geçer. Şu anda şey yapmasınlar öğrencilerimiz. Ulamayı, kaynaştırmayı kabul etmeden net olanları söylüyorum. Ünlü düşmesi, daralması onlara bakıyoruz. Evet. Yoksulluk. Şimdi şöyle düşün. Yoktan yoksul. Yoksuldan yoksulluk. Ben yok bitki gibi bir olay var mı diye düşündüm. Daha köke gibi bir şey mi? Yok. Yok. Burada bir şey yok. İki tane L'nin arka arkaya gelmesi üst üste gelmesi olmaz. Özür dilerim. Yoksunluktan geliyor olabilir mi? Yok. Bunu şey çok... anladım ben sana hocam ama burada hanım yok ya ana kök yok zaten. O da orada yoktan geliyor zaten senin dediğin sözcükte. Ve görkemi görkem yok. Bir arada yok. Barındıran bir kentteyiz. Kentteyiz. Evet. Burada da var. Gördüğün gibi hocam. Evet. Son uygulamamızda hocam bu videomuzu bitirelim. Bunu da hızlı bir şekilde ben yapayım istersen hocam. Aşağıdaki şiirde ses olarak görülen sözcüklerin altını çizeceğiz yine gençler. Ey unutuluş. Unutuluş yok. Kapat artık yok. Pencereni yok. Çoktan. Çoktan. Bunu aldım. Derinliğe. Derinlik. Derinliğe var. Çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altından, altından yok o dünya. Bir duman yükselir, yüksekten yükselir. Ya hocam, yüksek elmek gibi düşün. Burada yükseklenir gibi bir şey olması oradaki gerekiyor. Oradaki düşüyor. Gibidir yok, kederden yok, macerası yok, çoktan yine var. Bitmiş yok, o şeylerden yok. Burada da 1, 2, 3, 4 tane ses olayımız var. Diyoruz burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer kanala abone değilsiniz abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, sonraki videolardan haberdar oluyorsunuz. Görüşmek üzere.